Arkadaşım Cansu Çevi bizlerle birlikte Cansu'ya türkü söylettireceğim demiştin. Arada utanma belası. Ne yapsın kız? Dedi ki bununla mı uğraşacağım? 120 kiloluk sunucu. Şöyle yapalım dedi. Hepimizin bildiği bir türkü okuyalım dedi. Evet.
Hala dediğindeyse. Evet, dediğimdeyse evet. Hala dediğimizdeyse sesimiz belli mi? Evet. Mikrofonun da var galiba. Bir kendine bir güvenin gelmiş. Oradan bir paylaşıyorduk ya. Attık benim evet. Mikrofonumu. Şimdi Cansucuğum bir la, parça söyleyecek. Kesi bağları la. Ben duramam, eşlik ederim. Kızmazsın değil mi? Çok sevinirim. Hayır. Şuradan ben şöyle. Kesi bağlarında dolaşıyorum annem. Dolaşacağım. Ağzına sağlık. Anca bu kadar güzel okunurdu. Doğru mu arkadaşlar? Teşekkür ederim. Evet. Zeynel dinliyor bizi Kastamonu'dan. Zeynel kardeşimiz dinliyor. Diyor ki Ömer Güner arkadaşımızla beraber dinliyoruz. Abi bir de Suya Gidip Gelmeyen Acayip Gelin adlı parça öyle kaldı. Suya Gidip Gelmeyen Acayip Gelin adlı parçamız vardı. Ömer Bey ailesine, Zeynel'e selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Aytaç Aydın'a selamlarımızı gönderdik. Burhanettin Aydın'a selamlarımızı gönderdik. Daha bir sürü selamlar var. Ahmet Bilen yazdı az önce. Bir parça istedi ama maalesef o parçayı söyleyemeyeceğim. Hami Bilen, Ahmet Hami Bilen demiş. Sıradaki parça demiş ama onlara sıradaki parça armağan edeceğim. Gökçe yazmış. Gökçe Uzun sen tanımazsın tabii. Seni bir mekanda dinlemişler. Araba park edilen bir mekanda dinlemişler seni en son. Bilmem anlatabildim mi? Öyle araba park, otopark anlamında bir mekanda dinlemişler. Çok beğenmişler. Çok da teşekkür ediyorlar ayrıca. Ben teşekkür ederim sağ olsunlar. Öğretmen dinliyor. Aysen Hanım dinliyormuş. Aysen Sener Hanım dinliyormuş. Samsun öğretmen. Evet. Neriman Yılmaz Zonguldak.
yazıyorlar. Bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Şöyle yapalım. Senin bir de hayvansever yanın var. Doğru mu? Evet. Çok sen severim. Evinde bildiğim kadarıyla birkaç tane de hayvan besliyorsun. Ben de hiç yapmam öyle şeyler. Hiç hayvan beslemek, öyle hayvanlarla alakalı çalışma. Hiç öyle şeyler yapmam. Ama sen bu işin neresindesin? Onu bir öğrenebilir miyiz? Ya ben 3 tane köpeğim var evde. 3 köpeğim. Evet, 3 tane köpeğim var ama şöyle. Bir köpeğim zaten vardı. 8 yıldır benimle beraber, evet, kendisi. İki tane de yavruyu ben aslında çok kısa zaman öncesinde sokakta buldum. Ölmek üzerelerdi. Şimdi? Şu an iyiler. Gayet iyiler. Onların bakımlarını yaptım. Biz normal insanlar onları alıp böyle, evet, kendini kurtaracak hale geldiğinde barınağa falan veriyoruz ama ben müzisyen olunca anne yüreği. Yani böyle kıyamıyorum. Yani şu an mesela evde bakmam gerçekten çok zor onlara. Evet. Gittikçe de zorlaşıyor çünkü büyüyorlar. Kıyamıyorum. Yani barınağa göndermek istemiyorum açıkçası. Yani aslında var güvendiğim böyle yani barınak, bakabilecek arkadaşlar. Özel barınaklar var. Samsun'da barınak var. Ha, sürekli gidiyorum ziyarete zaten. Ne güzel. Samsun'da mı bunlar? Samsun'da. Hı-hı. Benden kaçmış. Samsun'da. Yani bir sevdiğimiz bir abimiz kendi rızasıyla yapıyor bu işi. Ya gönüllü bir gönüllü barınak. Bu. Evet. Anladım. Gönüllü. 200 köpeği var. Benim 103 kilo bir köpeğim vardı. Hatırlıyor musun? Biliyorum, hatırlamaz mıyım? Dük. Rahmet tanıyoruz kendisini. Şu yıllar öncesinde, evet, konservatuvarda işte beraber çalışırken yanımızdaydı. Evet. Hep soruyorlardı. Televizyonda falan da çıktığımızda şey diyorlar. Ya o heykel mi gerçekten köpek mi falan diye. Ama gerçekten köpekti. Bir de şeyi çok sorarlardı bana. Bunu evde nerede besliyorsunuz? Bunun bir odası mı var diye. Hep derdim ki hayır. Evde bizim ailecek bir odamız var. Evin geri kalanı bunun. Hayvan 103 kilo benim kadar köpek. Yani sığmıyor hiçbir tarafa. Ama köpek ne kadar çok büyürse o kadar az hareketli oluyor. Senin bir de terrierin var bildiğim kadarıyla. Terrierim var, evet. Onu nasıl zapt ediyorsun? Büyük, yani bir yani, kangaldan daha problemli bir köpektir terrier de onun için. Evet, kendini kangal zannediyor zaten. Sıkıntı orada. Kendini bir insan sanıyor benim köpeğim. Gelene geçene havlar mı arkadaş? Sokakta yürüyorsun, pitbull'a gider yapıyor. Dogo Arjantin'e gider. Benim köpeğim öyle değil. Benim köpeğim kendini insan sanıyor, hayvanlardan kaçıyor. Muhatap da olmuyor yani. Kesinlikle. O aşmış. Yani bir kibirdir, evet, aşmış. Başına gidiyor. Ben sana bir şey soracağım yani. Lütfen. Sen ata biniyorsun, evet, bildiğin kadarıyla. Lisanslı, öyle bir fobim var. Fobim diyor, mobim var. Lisanslı fobiciyim ben öyle. Ata biniyorum. Evet, ata biniyorum. O benim çok komik bir hikaye. Yani ata zayıflamak için bindim. Dedim ki... Hayır, niye gülüyorsunuz? Niye? Tamam, at zayıfladı da niye gülüyorsunuz? Hayır. Anormal mi arkadaşım? Zayıflarsın, ata bin dediler. Ata bindik, at 25 kilo verdi. Gün be günde eriyor hayvan ama hayvan fit oldu yani bana kadar. Öyle değildi. Gayet de güzel oldu. Ama benim bu azmim engel atlamaya kadar getirdi işleri. Wow. Evet. Bizi Sinop'tan Ümit Dinçer dinliyor bu arada. Mustafa Alkış dinliyor Samsun'dan. Program 10 numara 5 yıldız demiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Otururken ailecek bizleri ekrana bağladınız Cansu ve sen demiş. Hep senin yüzünden. Hayır, senin bak şu, bak ekranda bak şu surata bir bakar mısın? Bak şu hemen şu kameradayız. Oraya bir bakar mısın? Lütfen. Kim izler? Senin yüzünden programımız izleniyor ama ben işi biliyorum. Her hafta programıma güzel bir bayan çağırıyorum. Haftaya da Beyazıt Öztürk gelecek. Beyazcığım bak, geçen hafta da ben buradan aynı yorum yaptım. Bu iki oluyor. Üçten fazla söylemem. Sana zahmet. Hani öyle kendi işlerini ayarlarsan ama beni çağıracak biliyorsunuz, gidemeyeceğim. Yoğunum. Ben çok yoğunum ama gel, başımızın üstünde yerin var. Haber olduk, hala geleceksin yani, o kadar deyip Cansu'ya bir parça daha söylemesini rica etsek. Tabii, seve seve. Evet. O zaman vazgeçtim, yapalım. Cansu'ya bir parça söylemesini rica ettikten sonra orkestraya da bir parça çalmasını rica. Şöyle bir parça çalacak durumda mıyız arkadaşlar? Hani moraliniz, psikolojiniz yerindeyse yapalım, öyle bir şey yoksa. Canım şey, anlaştık, evet. Seyfi diyorum, başka bir şey demiyorum.
Artık bizim evde salonda devam edeceğiz. Hanım, çoluk, çocuk beraber. Çünkü ben o kadar güzel yorumlar var ki seninle ilgili. Onlarla baş etmeye çalışırken parçanın bir bölümünü kaçırdım. Burada kim var mesela benim çok sevgili arkadaşlarımdan? Ergün Kaya var. Bu adamla biz sabah başladık. Biz bu programı nasıl izleriz abi? Ne yaparız abi? Frekans nedir? Uydu nedir? Derken sen eve git. Evde uyduyla oyna. Bizi izleyecek ya. Uyduyla oynamış. Uydu dönmüş. Onu yazıyor. Diyor ki abi bütün kanallar gitti. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak ya da tam tersiydi. Öyle olmuş garibim. Evde hiç şey kalmamış, kanalı kalmamış. O da internetten şu anda bizi izliyormuş. Sevgiler diyorum kulaklarımızı çınlatmazsan. Sana parçanı okumuştum ama Zeynel Feyzoğlu'nun eşi Neriman Feyzoğlu küsmüş. Abi sen niye bana türkü söylemiyorsun diye. Türkü söyleyemiyorum, istek yapamıyorum ama sıradaki parçayı size armağan edeyim. Coşkun Kayış kardeşimiz dinliyor. Ben de bir istekte bulunacağım ama senin hangi parça istiyorsan o demiş. Emrah Gülay Efe, Efe de bizi izliyormuş, uyuyacakmış. Emrah Gülay'a ve Ege'ye, özür dilerim Ege'ye. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim buradan. Kimleri unuttum bilmiyorum ama unutmamaya da gayret ediyorum elimden geldiği kadar. Şimdi, üst kattan bizi dinliyorlarmış. Bizi genelde bina içinden, görselden, gazeteden, radyodan, TV'den izlerler, dinlerler. Öyle de ukala bir programcıyım ben. Öyle de ukala bir programım. Niye değil? Bunu beğendi. Paylaş. Niye iki kişi yapıyorsunuz arkadaşlar bunu siz? Ellerinde parası vermezse iki kişi yapıyorsunuz. Evet, evet. Allah'tan duyulmuyor ha yani. Allah'tan duyulmuyorsun. Hemen şöyle söyleyeyim. Diyor ki abi diğerlerine para vermezsen, iki kişiye para verirsen. Evet, şöyle yapalım. Diğerlerine de çek yazacağım ben. 3-4 dediğimde beraber yapabilir miyiz yoksa çalamıyor mu diğer arkadaşlar? 3-4 Borcum ne? Borcum ne kadar ne? Siz ne rezil sazlarsınız arkadaş. Biz programcıları dahil edelim dedik. Adamı küçük düşürüyorsunuz sahnede. Ben nasıl küçük düşeceksem 120 kilo nasıl küçük olacaksa. Lütfen bak burada Esmer'in biçim biçim ölüyorum Esmer için adlı güzel halay türküsünü isteyen sevgili görsel ekibinden olduğunu daha sonradan öğrendiğimiz arkadaşlarımız için biz bunu böyle hareketli bir şekilde bir ver bakayım bir ver abi bakayım. 22 sene oldu. Yaka mikrofonundan telsiz mikrofonuna geçmek üzereyim sevgili dostlar ve geçtim evet. Esmerim biçim biçim ölüyorum esmer için. Alem bana düşmandır esmer sevdiğim için. Oy oy el el oy oy oy. Kim var yarim esmerim. Oy oy el el oy oy oy. Kim var yarim esmerim. El el oy oy oy. Kim var yarim esmerim. Oy el el oy oy oy. Thank you.
hele loy loy loy, kibar yarim esmerim. Ay ay, hele loy loy loy, kibar yarim esmerim. Hele loy loy loy, kibar yarim esmerim. Ay ay, hele loy loy loy, kibar yarim esmerim. Kibar yarim esmerim, kibar yarim esmerim. Hele loy loy loy. Kibar da yarim, esmerim adlı güzel parçayla bizi görselden dinleyen binamızın en eğlenceli isimlerine armağan etmiş olduk, bulunduk. Ne kadar zamanımız var sevgili dostlar bu akşam? Var mı birazcık? Oo, istemediğin kadar zamanımız. Bak sen, ben sen korkuyorum senden. Bak, haberin olsun yani, söyleyeyim. Şimdi Cansucuğum, yakın zamanda sen yarışmalara çok fazla katılan artık bir arkadaşımız olduğu için diyebilir miyim? İki tane mi yarışma? Üç. Üç. Ama bu büyük bir başarı da aynı zamanda kişi için. Yani bir yarışmaya gitmek, seçilmek, orada beğenilmek, bir yerlere gelmek. Ya ben korkuyorum dedim ya. Abi kimi öpeceğiz? Kimi öp, çiçek verilenler öpüyor, kimi öpeceğiz? Nereden geldi? Evet, Haber Radyo'dan bize bir jest yapmışlar. Geçen hafta çok ağladım ben, bana niye çiçek getirmediniz diye. Haber Radyo grubuna, Haber Medya grubuna gerçekten teşekkür ederek beni bir takip eder misin? Bak gel, gel abi, gel. Yani siz dururken bu çiçeği benim almam. Teşekkür ederim. Bu tamamen öpecek adam aramakla alakalıydı. Ben bunu size... Yap müziği, yap müziği, yap. Biz bu sürprizi senin için hazırladık. Bak görüyorsun değil mi adamı? Bak. Aslında benim için hazırlamışlar ha. Bir sürpriz de iki programcı düşünmezse öyle olur ama biz programdan sonra pasta keseceğiz aramızda. Evet. 124 kişilik bir pasta yaptırdım ben sana. Yarısı benim, geri kalan arkadaşlarla paylaşacaksınız. Unutmayalım bunları. Evet. Şimdi o beni dağıttı. Az önce ben başka bir şey söyledim ama çiçeği görünce gerçekten dağıldım. Çok çok düşünceli, sevgili ekip arkadaşlarımıza, prodüksiyon ekibine, rejiye, kameralara ve sana ayrıca çok teşekkür ederekten programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama yarışmalarda bir yere gelmek, bir şeyler yapabilmek, orada durup şarkı söyleyebilmek bile büyük bir başarı kene. Sen üçüncü yarışmanı devirdin, dörde de gidiyorsun gibisin yani. Aslında dört oldu biliyorsun, ha, sen biliyorsun. Ha, doğru, aynı yarışmaya iki kere katıldım. Pardon, evet. Ya diyorum ya, alışkanlık oldu yani. Sen nasıl duracaksın onu soruyorum. Zaten yarışma bitti, sezon bitti. Sen şimdi yarışmaya girmeden nasıl ya, duracaksın? Ne yapacaksın? Sorma, ne yapacağım. Biz yarıştıralım seni burada. Bak arkadaş, çağırın ekibi. Biz 20 tane ses araçsı getirdik buraya. Seni burada deneyeceğiz. Onların içinde yarıştıracağız. Öyle bir şey yapmayacağız tabii. Ben bu konuda çok eleştiri alıyorum biliyor musun? Neden? Yani hani sürekli yarışmalara katılıyorum ve eleniyorum ya. Hayır hayır. Ya ben tabii ki hani kesinlikle öyle bir takıntım asla olmuyor. İnsanlar kendince yorumluyorlar ama yani hani ya kız da gidiyor da hep eleniyor, yine doymuyor elenmelere falan diye. Aslında hiç sıkıntı değil. Kesinlikle. Ben en sevdiğim şeyi yapıyorum oraya gidip. Evet. Yani beklentilerim olması gerektiği kadar. Çok güzel. Gidiyorum, bu şarkımı söylüyorum. Önemli. Çok önemli. Bunun bilincinde gitmek çok önemli. Dediğim evet. Gibi işte insanlar çok büyük hayal kırıklıkları yaşıyorlar bu yüzden. Ben o yüzden biraz daha rahatım. O yüzden rahatlıkla gidiyorum. Nereye götürürse. Vallahi nereye kadar giderse. Ben de aynı öyle gittim. Sahneden yani elendiğim an hani iniyorum. Ekipte şimdi arkadaş oluyoruz evet. İster istemez tabii. Güzel insanlarla. Diyorlar ki yani hiç mi üzülmüyorsun? Yok üzülmüyorum. Mesela zaman zaman rakiplerim oluyor tabii. Eliyorum onları. Oturup ağladığımı biliyorum. Kendim ağlamadım. Rakiplerimi eledim diye. Ağlamadım. Ben müziği. Çünkü... Rakiplerimi eledim diye ağlamış, not al. Evet. Yani üzülüyorum, onların mutsuzluğunu görüyorum. Keşke elenseydim falan dediğim anlar oluyor. Bak program drama gidiyor, başka bir şey yok. Program drama gidiyor, bildiğin üzülüyorum, ağlıyorum diyor kız diyor. Ama sonra... geliyorum tabii, sonuçta bir yarışmadasın oraya yani. Devam belki ediyorsun. Belki gitmiş de çünkü oraya gelelim, biz şey yapalım. Devam ediyorum. Şöyle saldırıdan devam edelim yani. Gardımı düşürmeden. Nasıl elendin? Ne aldı götürdü seni? Mesela bana onlar şey yapıyorlar. Programı izleyenler bilirler. Onlar böyle calaskalılar var. Zincirler var. Beni bir şey kaldıramadı. Montajla beni hortum aldı götürdü. Satamadan geri getirdim. Ben ilkinde sandviç oldum. Ne oldu? Sandviç oldum ben. Sandviç ilkinde, oldun. Evet. Bayağı sandviç. O çok, çok eğlenceli bir şey ya. Kapanışımı görmüşsündür belki. Gördüm, bilmiyorum. Gördüm. O kadar eğlendim ki kapanırken gülerek kapandım böyle. Çok korkanlar oldu. Hastanelik olanlar oldu, yüksekten düşen uçak. Benim kapalı alan fobim var.
Normalde duramıyorum. O topların içinde hayatta duramam zaten de. Ama sandviç çok keyifliydi. İçeride ben bayağı eğlendim aslında. O gerçekten işte o bilince ulaşmak lazım. Bir de şey, buradan tarihler devam ediyor. Aytaç abi diyor ki çok iyi diyor. Aytaç Aydın Zonguldak'tan çok iyi diyor. O sizin iyiliğiniz, güzelliğiniz ve zevksizliğiniz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Böyle bize bu kadar. Bak dolandım, moralim sinirlendi. Kim yazmış yine? Ergün yazmış ama konuyu böldürtmeyeceğim sana Ergün. Seni seviyorum biliyorsun. Böldürtmeyecektim. Ben neyi, hangi konuyu? Öyle orada gerçekten insanların anlamadığı, bilmediği, anlamadığı derken özür dileyerek düzeltiyorum. İnsanların empati kuramadığı bir olay var. 3 kişinin, 5 kişinin önünde bırakın şarkı söylemeyi, konuşamayan insanlar size yorum yapıyorlar. Diyorlar ki vay sen oraya çıktın, nereye çıktın arkadaş? Yani 70 milyonun izlediği, hadi bunun yarısı izlesin, milyonlarca insan. Reytingler var, belirli rakamlar var. Onların izlediği bir kanalda çıkıp şarkı söylüyorsunuz. Ben ayaklarının, dizlerinin bağının çözüldüğü insanlar gördüm. Şarkı sözlerini unutan insanlar gördüm. Eline yazanlar gördüm. Ben yazdım mesela eline. Yazdım arkadaş. Yani ne kadar rahat olursanız olun o işinize duyduğunuz saygıyı gösteriyor. O heyecan kısmı. Mesela hep sahneye çıkarken çok gerilirim. İlk türküyü söyleyene kadar inanılmaz bir adam olurum. İlk türküyü söyledikten sonra başka bir türkü adam olurum ben. Şimdi sözü yeniden Eskişehir stüdyomuza bağlayıp oradan bir yapalım mı? Bir Eskişehir türküsü alalım. Almayalım tabii. Sen bize yine bir şey söyle. Sen ne kadar hazırlıklı gelmişsin arkadaş. Ne zaman dönsem bir şey söyle diye. Aslında, söylüyor ya. Aslında spontane geç. Şu an hiç planlı değil. Hep orada değil mi? Ama hiç bu kadar çok konuşan bir programa denk geldi mi? Ben çok keyif alıyorum şu anda. Yemin et. Çünkü çok konuşan bir insan değilim. Çay söyleyeyim sana. Yorumlar var. Kız, yani. O kız niye kerpetenle konuşuyor diye yorumlar var. Vallahi. Bilmiyorlar ki bu kız aslında konuşuyor. Gerçekten. Evet Pelin Hanım yazmış. Pelin Hanım olmaz mı? Ne demek? Bayramdan bayrama istemiş ama bayramdan bayrama şu anda bizim modumuzu çok düşürür. Ben sıradaki hareketli parçayı Pelin Aydın için göndereceğim. Ecücük sonra biraz sonra Taşkın kardeşim şu anormal kafalı çocuğu gösterebilirsiniz. Evet. O pozisyonu bozma, o gülüşü bozma. Onu bir zoomlayabilir miyiz? Programın en eğlenceli tipidir bu ya. En eğlenceli tiptir. O gitara sarılma nedir annem öyle? Bir şey tarif ediyorum. Adres mi tarif ediyorsun? Anlaşabildiniz mi oradan? Ya anlaşamadım. Şarkı istedin. İstek yaptı. Lan ne kadar rahat bir orkestramız var bizim ya. Şarkı isteğinde bulunuyor. Anlaşabildiniz mi? Sorma. Bilmediğim yerden sorma. Bak nasıl bilmiyorsun? Lütfen. Ağız burun dağarım nasıl bilmiyorsun öyle bak, gibi oldu. Birazdan geliyor. Işte. Canım bilemeyebilir. Hani heyecan dedik olur böyle komik şeyler olabilir. Sözlerine hakim değilim üzgünüm canım. Ben size hemen söz bulurum ama nasıl isterseniz tabii. Ben hiç karışmıyorum bak. Ne kadar hanım hanımcık bir şeyim sunucuyum ben. Aldırma. Delik öyle. Do. Bu kız hep bana bir şeyler çağrıştı. Aldırma gönül çıktı şimdi bak. Demin şey çıktı neydi o ayrılık çıktı. Ayrılık çıktı. Fikrimden geceler. Ama yapmayacağım. Hareketli söyleyeceğim ben ya. Tamam. Hareketleneceğim ben. Anlaştık değil mi şimdi? Ne söylüyoruz? Aldırma deli gönlümü söyleyeceğim. Aldırma deli gönlümü söylüyormuşuz dostlar. Karıştırmayalım. Onu belki bana çalacaksınız. Şöyle yapalım. Rejiden de birileri gelsin. Orada bir şey yapalım. Bir koalisyon yapalım. Bir otelde program yaptığı zaman dinlemiştim. Oradan tanışıyoruz. Otel güvenliğinden Serdar demiş. Serdar Bey'in selamlarıyla. Canım abim demiş. Tebrik etmiş Ümit Dinçer. Ümitciğim, Ümit Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan Ergün Kaya'yı söyledik. Coşkun Kaya'yı söyledik. Emrah Gülay ve Ege'yi söyledik. Mustafa Alkış'ı söyledik. Ayçin Aydın Demir'i söyledik. Hami Bilen dedik. Gökhan Hocaoğlu. Gökhan Bey. Gökhan Hocaoğlu abi seni izliyorum başarılar diliyorum. Hangimiz sevmedik isimli parçayı rica ediyorum demiş. Hangimiz sevmedik ki kardeşim? Bu işler boş işler. Hangimiz sevmedik ki? Şimdi bu parçayı sana da armağan ediyorum. Gökhan Hocaoğlu. Cansu Çevik. Her gün bir şey daha biter. Giderek acı vermez biten şeyler. Kayıtsız bir razı oluş başlar. Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar. Aldırma
deli gönlüm. Giden gitsin sen şarkılar söyle içinden. Boş ver adırma deli gönlüm. Giden gitsin sen şarkılar söyle içinden. Ay 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 ay. Giden gitsin, sen uzun hava mı söylüyorsun artık giden peşinden değil mi? Artık ağıt mı yakıyorsun? Türk halk müziğinde ağıtlar vardır biliyorsunuz. Bak evet. Yine gidiyor, türkü programına gidiyor. Yapmayayım diyorum, yapmayayım diyorum. Sercan Uzun yazmış, köyden dinliyoruz demiş. Türkü adam, köyden dinliyoruz. Başarılarının devamını dinliyoruz. Cansu Çebi'ye selamlar. Gökçe Uzun yazmış, Bülent Uzun ve Gökçe Uzun ailesine. Bora'ya ve Atay'a selamlarımızı sunuyoruz, gönderiyoruz. Şeyi anlayamadım annem, çok gülüyoruz demiş. Eğlenceli geçiyor, tebrik ederim. Çok gülüyoruz arkadaşım demiş. Ne güzel. Kızalım mı, sinirlenelim mi, sevinelim, sevinelim değil mi? Evet, biz burada bir küçük tebessüm ettirebilmek için varız. Arkadaşlarıma sor. Eğleniyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Eğlenmiyorsan çık. Çıkacak. Eğlenmiyor musunuz? Eğleniyor mu? 10 numara 5 yıldız. Reji, eğleniyor muyuz? Evet, teşekkür ediyorum. Bizi sizler var ettiniz. Bu akşamki güzel yaklaşımlarınızdan dolayı, bizi mutlu ettiğinizden dolayı, böyle seslerde, şunlarda, bunlarda, hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Program bitmedi değil mi hala? Ha, sonsuz teşekkürden sonra ben alışmışım program bitirmeye. Cansu, hadi beni sustur, kurban olayım ya. Yok ya, ben çok memnunum. Şu an keyif alıyorum yani. Ya sen keyif alıyorsun da, yani bak Recep İlhan yazmış, diyor ki abi diyor bana bir türkü söyle, ne olur bir türkü söyle. Recep İlhan kardeşimize türkü söylemeyeceğiz çünkü kendisinden nefret ediyoruz şiddetle. Çok sevdiğim bir kardeşim ama yani aramızda anlaştık, konuşmayalım, görüşmeyelim, uzaktan birbirimizi sevelim, öyle bir kardeşimiz. Ama parça söyler miyim? Galiba bu bir parça oldu senin için. Recep İlhan'a da gelecek. Mümin Gürsoy inşallah izliyordur bizi. O da sosyal medya üzerinden bir şeyler yazmıştı. Ona cevap olarak acil şifalar dileyerek inşallah bizi dinliyordur. Ona da bir parça armağan edeceğiz şimdi. Ben söyleyeyim mi arkadaşlar bir şey? Evet. Hadi benden bir şey isteme, çalışmadığım yerden gelir korkarım. Ne söyleyeyim? Ankara'nın hareketli bağları. Hareketli mi söylemek evet. istiyorsun? Hareketli mi söylemek ben istiyorsun? Ben sen ne istersen, ben çok böyle saygılı bir dükkan sahibiyim. Müşteri ne isterse olur yani. Çay istiyormuş daha şimdi. Ne istiyor? Bir çay alayım daha. Bir saatte bir çay alayım. Sen bana kahve demiştin, çay getirdin. Kahve dedik ama biz kahvemiz bizim bayattı. Yeni demledik çayı. Çay kahvede nasıl bayat oluyorsa değil mi? İki ondan bir ondan. Çayı yeni demlediğimiz için artık misafir umduğunu değil bulduğunu içeriden de yola çıkarak. Bugün bütün herkes beni gömüyor arkadaş. Para vermedin dedi, kahve dedin, çay getirdin dedi. Çok ayıp. Şimdi sen benden ne isteyeceksin? Ben senden... Daha dün annemizin kollarında mini mini bir kuşlar falan. Kız ne bilsin de ne istesin değil mi benden? Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Evet. Şöyle yapalım. Güzel bir türkü çığıralım. İçinden de geliyorsun. Benim içimden hep uzun hava geliyor ya. Gelsin. Ver canım oradan. Testiyle suya giden gelin var ya. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Si yapalım. Si yapalım. Türkü mü söyleyelim? Çok kısa bir şey yapalım. Yaka mikrofonundan telsiz mikrofona geçmek üzereyim ve geçtim. Hangimiz düşmedik bu kara sevdaya?
Hangimi sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Hangimiz düşmedik bu kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevdiği kadar. Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Şimdi dem baba, 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 dem baba. Lay la lay, lay la la, ra la la lay, ra la la la, ra la la lay, ra la la lay, ra la 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 la. Aşığın gözü kör, kulağı sağır, doğruyu yanlışı ondan görmedi. Yakıldı, yıkıldı yine de dünya, ah o vefasızlar kıymet bilmedi. Aşığın gözü kör, kulağı sağır, doğruyu yanlışı ondan görmedi. Yakıldı, yıkıldı yine de dünya, ah o vefasızlar kıymet bilmedi. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevdiği kadar. Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Evet, böyle spontan gelişen bir parça oldu. Ben bekledim eşkiden hemen yakalayayım. Ben bekledim eşlik edersin aslında parçaya, niye benim tarzım değil ya. Parçaya eşlik edersin diye bekledim ama hiç bozmak istemedim. Hiç bayağı hiç istemedim yani, evet. Semih Büyükdurmuş yazmış. Selamlar, ben de bir türkü istiyorum diyor ama Cansu Hanım. Evet, Cansu Hanım'dan istiyorum. Hasta yatağımda sizleri izliyorum demiş. Semih Büyükdurmuş kardeşimize sonsuz şifalar, saygılar diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. O 5 dakika mı ya? Şaka yapıyorsunuz ya. Ya nasıl şakacı bir ekibimiz var bizim arkadaşlar. Yine mi bitti program ya? Bitti mi? Vallahi yine. Aa. Ben burada bu programı nasıl... Duyuyorsun değil mi Beyaz? Bak bizim programda böyle çabuk geçiyor. Gel annem. Söyledim, söylemediğini söyledim yani. Gel. Şimdi bu program da bitti. Mustafa Alkış yine bir şeyler yazmış. Heh. Diyor ki o kameraman arkadaşımızı artık aşina olduk. Senden daha çok onu görüyoruz diyor. Dalalım. Gerçekten ağız burun girerim. Bak 123 kiloyum, boksörüm aynı zamanda. Benden daha çok hiçbir kameraman görünemez. Arkadaşlar eğlenebildik mi? Bu mudur lan eğlenebildik mi? Eğlenebilmişiz. Senden ardından bize söylemek isteyip de benim çenemi durduramadığın için konuşamadığın bir şeyler olduysa onları bağlayalım. Sonra bir yemek tarifi vereceğim ben. Ona da nereden bağladım bilemiyorum şu anda ama bir yemek daha. Hep istemişim de bir yemek programına katılayım. Sen şimdi bizlere kapanış konuşmanı yap. Ardından bir parça söyle. Vallahi ben şu an yıkıldım. Program bitiyor diye çok üzüldüm şu an gerçekten. Pazartesi yine buradayız annem. Biz şey yaparız. Ben. Sıkıntı yok. Gelirim, sıkıntı değil. Ne zaman istersen. Tamam, her pazartesi. Her pazartesi 20'de güvenlik alabilir miyiz? Cansu'yu alabilir miyiz burada güvenlik? Tabii her zaman başımızın üstünde yerim var. Koltuk benim. Koltuk zaten. Senin. Bu giderken götüreceksin tamam, zaten bu koltuğu. Tamam, ben götürüyorum bunu. Seni izleyenlere, seni dinleyenlere çok ciddi bir kitlem var şu anda burada bana evet, yazan. Evet. Seni kitlem bana yazıyor. Niye bilemedim ama bana yazıyor seni kitle bayağı. Evet. Onlara bir şeyler söylemek yani ister misin? Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar her zaman yanımdaydı zaten. Evet. Hani
yeni tanıdığım insanlar var, yıllardır yanımda olan insanlar var. Evet. Özellikle de yarışmadan sonra hala beni bırakmayan insanlar var. Beni ben olduğum için seven. Ne kadar güzel. Hepsini çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Bu sevgiye layık olabilmek de gerçekten yani elimden geleni yaptım, yapacağım da sonuna kadar. Biz seni takip ediyoruz, biliyoruz. Sen çok hanım hanımcık, çok güzel, çok iyi niyetli, çok güzel kalpli, çok güzel böyle bir nokta 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 bir arkadaşımızsın. ailecek severek dinliyorsun. Bir imza alacağım ben size birazdan. Dediğim gibi Ayşin Hanım da size çok selam var. Hala yetişemiyorum mesajlara. Sevgili dostlar, her ne kadar sürçülisan eylediysek ki eylemişizdir affola, biz her pazartesi Türkiye Adam Show'da birbirinden güzel, birbirinden değerli, Samsun için birbirinden özel insanlarla sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bizler çok keyif aldık bu programdan. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Nasıl kalırsanız kalın da türkülerle ve lütfen türkülerin farkında kalın. Cansu söyleyecek, zamanımız kalırsa ben peşine bir şeyler söyleyeceğim. Hadi bakalım Taşkın, sendeyiz. Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde, bir damla yaşa kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana. Bir tek sen emirsin aşk, emir hayatımda. İtirazım yok ateş bu, değmesin sana kıyamam. Geceler
Sen. Cansu Çebi. Sen. Sevgili dostlar. Biz dediğim gibi her pazartesi akşamı burada Türk Adam Show'la bir küçük tebessüm olmaya çalışıyoruz sizler için. Biz bu programdan çok keyif aldık. Başka bir programda yani dediğim gibi pazartesi akşamı görüşünceye dek. Hoşça kalın, dostça kalın. Nasıl kalırsanız kalın da kendinize iyi bakın ve türkülerle kalın. Ankara'nın bağları mı yapıyorsunuz yoksa öyle mi yapıyorsunuz? Hadi bakalım Ankara'nın bağlarıyla bitirelim. Ankara'nın bağlarına büklüm büklüm yolları, ne zaman sarmışlar.